Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok lezzetli, basit ve ekonomik bir yemek yapıyoruz. Patates mantısı. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi 2 adet sarımsağımızın üzerine bastırıyoruz ve iri iri doğruyoruz. Doğradığımız sarımsağımızı da hemen tavaya alıyoruz. 1 adet kuru soğanımız var. Kuru soğanımızı da doğruyoruz. Yemeklik olarak ufak doğrayacağız. Kabuklarını soyduğum ve güzelce yıkadığım patateslerimi küp küp doğrayacağım. Küplerim orta büyüklükte. Çok ufak da değil, büyük de değil. Şu ölçülerde doğruyoruz. 3 patatesimi de doğruyorum. Kişi sayınıza göre patates kullanmanızı öneririm. Kişi başı 1,5-2 patates gibi düşünün. Şimdi sarımsaklarımızı tavamıza almıştık. Hemen çok değil, 1 avuç kadar kıymam var. Bu kıymamı şimdi güzelce kavuracağım. Topaklanmasına çok müsaade etmeden bastırarak, karıştırarak kavuracağım. Benim tavam müsait olduğu için yağ koymuyorum. Yağsız olarak kavuruyorum. Yağımı sonradan biraz ilave edeceğim. Sarımsaklarla birlikte kıymamı güzelce kavuruyorum. Kıymam güzelce kavruldu gördünüz. Göz göze oldu, topaklamadım. Şimdi doğramış olduğumuz soğanı ilave ediyoruz. Bu arada kıyma, yarım yağlı döş kıyması, dana döş kıyma. 100 gram, 1 avuç kadar. Soğanı bol tutuyoruz. Hem lezzet, hem şifa, hem de aynı zamanda bollaştırıyor, arttırıyor yemeğimizi. Soğanla da güzelce kavuruyoruz. Hiç yağ koymadım bu aşamaya kadar biliyorsunuz. Şimdi birazcık zeytinyağı ilavesi yapacağım. Çünkü kıyma kavrulurken kendi yağı yeterliydi ama soğanım için biraz daha yağ ihtiyacım var. Bir 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Soğanlarım da yumuşayana kadar kavuruyorum. Bu arada yanda hemen büyük ocağıma, tavama biraz yağ koydum. Onu ısıtıyorum ki patateslerimizi de orada pişireceğiz. Şimdi bu aşamada hemen 1,5 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve karabiber çekiyorum. Siz toz karabiber de koyabilirsiniz ama çekmek çok daha yakışıyor. Ben kıyma ve soğan kavurmasına karabiberi inanılmaz yakıştırırım. Müthiş bir lezzet ve koku oluşuyor. Şöyle hafiften hemen karıştırıyoruz. Altını kısıyoruz, kıymam olmak üzere. Patateslere geçeceğiz. Evet, yağım gayet güzel kızdı. Şimdi patateslerimi yavaş yavaş yağıma ilave ediyorum. Yağın kızgın olması önemli çünkü aksi takdirde patateslerimiz ciddi anlamda yağ çeker. Kıymamın altı kısık bu arada. Birazdan kapatacağım. Artık o da hazır oldu. Şimdi ilk başta hemen şöyle biraz karıştıracağım. Sonra patatesimi fazla karıştırmadan güzelce sallayarak kızartacağım. Kızarsın, görüşelim. Patateslerim kıtır kıtır kızardı arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu benim için yeterli. Hemen alıyorum patateslerimizi. Ve servise geçiyoruz şimdi. Son olarak da güzel bir sos yapıyoruz. Tabii her zaman olduğu gibi 1 yemek kaşığı tereyağımı tavama aldım, eritiyorum. Tereyağım eridi. 2 çay kaşığı kırmızı toz biberini koyuyorum. Birkaç saniye hemen sadece köpürtüyorum ve altını kapatıyorum. Sosum da hazır. Şimdi patatesim servis tabağımda. Üzerine hemen kıymalarımı koyuyorum. Bu bir tabak, 1 kişilik servis olarak gösteriyorum. Sarımsaklı yoğurdum var. Üzerine bir miktar sarımsaklı yoğurt. Ve en üstüne de bu yaptığım güzel sosumdan koyacağım. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten herkesin beğeneceği, bayılacağı, nefis, kolay hazırlanan, nispeten ekonomik bir yemek. Bugün de bir tarifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Çabuk, şıpşak yapılan, evde bulunan malzemelerle herkesin yapabileceği kolaylıkta güzel bir yemek yaptık. Zannediyorum da nispeten ekonomik oldu. Özellikle vaktiniz olmadığı ve yemeğiniz de olmadığı zamanlarda hemen yapabileceğiniz çok lezzetli, yiyen herkesi de mutlu edecek bir yemek. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evinizde sizler de dener, bu muhteşem lezzeti tadarsınız. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bu dakikaya kadar da şimdiye kadar kanalıma abone olmadıysanız ve ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Hele ki bildirim zili çok önemli, çünkü bütün dünyada günde milyonlarca video paylaşılıyor. Eğer bildirim zili açık değilse bu videoları kaybetme olasılığınız çok yüksek, ama bildirim zilini açarsanız videomuzu paylaştığımız an paylaşılır paylaşılmaz size bildirilir ve tariflerimizi de hiç kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda da bizlere destek olmuş olursunuz. Eğer ki videolarımı ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız bana muazzam destek olmuş olursunuz. Birçok kişiye videolarımın ulaşmasını sağlarsınız. Ben de size sonsuz kere teşekkürler ederim. Hem beni izlediğiniz için, hem destekleriniz, hem güzel yorumlarınız için. Sonsuz kere teşekkürler ediyorum. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.